Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Hayal edin. Yeryüzünde var olan bir kıta, gözlerimizin önünden yavaşça siliniyor. Dağları, ormanları, hatta belki de üzerinde bir zamanlar yaşamış canlılarıyla birlikte denizlerin derinliklerine gömülüyor. Günümüz dünyasında 7 kıta olduğunu biliyoruz: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya. Ama ya 8. bir kıta daha varsa? Ve bu kıta, büyük oranda suyun altında gizlenmişse? İşte karşınızda, bilimin perde arkasında kalan, yıllardır tartışmalara konu olan gizemli bir kara parçası, Zelandia. Zelandia, yüzeyinin yaklaşık %94'ü okyanusun altında bulunan, sıra dışı bir kıta. Avustralya'nın doğusunda, Yeni Zelanda ve Yeni Kaledonya'nın çevresinde konumlanan bu bölge, ilk bakışta sıradan bir deniz tabanı gibi görünebilir. Ancak bilim insanları bu devasa alanın sıradan olmadığını, hatta yeni bir kıta olarak sınıflandırılması gerektiğini söylüyor. Peki nasıl olur da bir kıta gözden kaçabilir? Bu büyüklükte bir kara parçası nasıl olur da suyun altında yüzyıllarca fark edilmeden kalır? Bu sorunun cevabı, yalnızca jeolojik araştırmalarla anlaşılabilecek kadar karmaşık. Çünkü Zelandia, görünürde yok. Ama izleri, dünyanın jeolojik tarihine yayılmış durumda. Yaklaşık 1.9 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Zelandia, günümüzde yalnızca birkaç küçük kara parçası olarak yüzeyde kalmış durumda. Bunların en bilineni ise Yeni Zelanda. Ama aslında, bu ada ülkesi dev bir kıtanın sadece zirvesi olabilir mi? Bilim insanları 1990'lı yıllardan itibaren bu bölgeyi daha yakından incelemeye başladılar. Uydu görüntüleri, jeofiziksel haritalar ve deniz tabanı analizleri, burada sıradan bir denizaltı platosundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koydu. Yer kabuğunun kalınlığı, kıtasal özellikler göstermeye başladı. Yani bu bölge, okyanus kabuğuna değil, kıta kabuğuna sahipti. Ve bu çok önemli bir farktı. Kıtaları tanımlayan bazı bilimsel kriterler vardır: yüksekliği, çeşitliliği, kalın kabuk yapısı, iyi tanımlanmış sınırlar ve jeolojik farklılıklar. Zelandia bu kriterlerin büyük kısmını karşılıyor. Ancak su altında olması nedeniyle bu kıta, yüzyıllarca göz ardı edilmiş durumda kaldı. Bilim dünyasında kıta mı, değil mi tartışmaları sürerken, 2017 yılında uluslararası bir jeolog ekibi bir araya gelerek, Zelandia'nın 8. kıta olarak kabul edilmesi gerektiğini ilan etti. Sessiz ama devrim niteliğinde bir açıklamaydı. Ama bu açıklama geniş kitleler tarafından duyulmadı. Çünkü Zelandia, hala okyanusun derinliklerinde saklıydı. Yani gözde görülür bir kıta gibi davranmıyordu. Üzerinde yürüyemiyor, haritada belirgin şekilde göremiyorduk. Ancak jeolojik veriler bunun bir kıta olduğunu bağırıyordu. Peki bu kıta neden su altında kalmıştı? İşte burası işin en gizemli taraflarından biri. Yaklaşık 85 milyon yıl önce Zelandia, süper kıta Gondwana'nın bir parçasıydı. Gondwana, Antarktika, Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Avustralya'yı da içine alan dev bir kara kütlesiydi. Zamanla bu süper kıta parçalandı ve kıtalar birbirinden ayrılmaya başladı. Zelandia da bu parçalanma sırasında koparak Avustralya'nın doğusuna doğru sürüklendi. Ancak hareket ettikçe yer kabuğu inceldi, çöktü ve büyük bir kısmı su altında kaldı. Yani Zelandia aslında yok olmadı. Sadece saklandı. Bu saklılık, bize dünyanın geçmişini anlamak açısından muazzam ipuçları sunuyor. Kıta hareketlerinin, okyanusların oluşumunun ve levha tektoninin nasıl işlediğini anlatıyor. Jeologlar, Zelandia üzerinde yaptıkları sondajlarla bu kıtanın jeolojik geçmişine ulaşmaya çalışıyorlar. Kaya örnekleri, tortul katmanlar ve fosiller, bu kıtanın bir zamanlar yüzeyde olduğunu doğrulayan izleri taşıyor. İlk 1000 kelimede buraya kadar geldiğimizde akıllarda şu soru yankılanıyor: eğer Zelandia gerçekten bir kıta ise, neden hala dünya haritalarında yer almıyor? Neden okul kitaplarında 8. kıta olarak öğretilmiyor? Bilimsel bir kabul meselesi olduğu kadar, aynı zamanda bilgiye erişim ve toplumsal farkındalıkla da ilgili.
Çünkü kıta olmak, yalnızca jeolojik bir gerçeklik değil, aynı zamanda kültürel bir kabullenmeyi de gerektiriyor. Bazı bilim insanları, Zelandiya'nın henüz resmi olarak kabul edilmemesinin sebebini, su altında olması nedeniyle halkların ona kıta olarak yaklaşamamasına bağlıyor. Çünkü kıta dediğimiz şey, genellikle üzerinde yaşamın olduğu, şehirlerin kurulduğu, insanların yürüyebildiği yerlerdir. Oysa Zelandiya, tam anlamıyla bir hayalet kıta. Sadece bilim dünyasının radarında. Ancak bu durum, yakın gelecekte değişebilir. Artan ilgi, yapılan yeni araştırmalar ve bilimsel yayınlar sayesinde Zelandiya artık daha çok konuşuluyor. Bu kıtanın varlığı, yalnızca dünyanın geçmişine değil, aynı zamanda geleceğine dair de bilgiler sunabilir. Çünkü yer kabuğunun nasıl hareket ettiğini anlamak, depremler, tsunamiler ve hatta iklim değişikliği gibi konuları daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Ve Zelandiya, bu anlamda eşsiz bir laboratuvar gibi. Yeni Zelanda gibi ülkeler de bu kıtanın varlığını kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için araştırmaya başladı. Maden kaynakları, denizaltı petrol rezervleri ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük potansiyel taşıyan bu alan, aynı zamanda uluslararası hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çünkü bir kıta varsa, bu kıtanın doğal kaynakları kime aittir? Sınırları nasıl çizilir? Bu gibi sorular, gelecekte diplomatik gerilimlere bile neden olabilir. Zelandiya'nın kıta olarak kabul edilmesi, yalnızca bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda politik, ekonomik ve kültürel bir dönüşüm anlamına da geliyor. Ve bu dönüşüm, yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyor. Belki birkaç on yıl içinde okul kitaplarında, dünyanın 8. kıtası, Zelandiya ifadesini göreceğiz. Belki de bir gün, bu kıtanın sular altındaki sırları tamamen açığa çıkacak. Ama o gün gelene kadar, Zelandiya bizlere şu dersi veriyor, dünya hala keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Gözümüzün önünde duran her şey, bize her zaman gerçeği göstermiyor olabilir. Ve gerçek, bazen okyanusun binlerce metre altında, sessizce bekliyor olabilir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşabilir, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla bağlantılı diğer videoları da izleyerek dünyanın gizemli geçmişine birlikte yolculuk edebiliriz. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.